Şu anda Soğukpınar'dayız. Soğukpınar'ın zirvesinde sonbaharın son suyunu alıyoruz. İnşallah bir 10-15 gün daha buradayız. Buradan sularımızı doldurup eve götürüyoruz. Orada güzelce gönül rahatlığıyla içebiliyoruz. Sağlıklı, güzel su. Kesinlikle terkos bir şey yok içerisinde. Şimdi buraya yaptıran her kimse tam olarak bilmiyoruz ama yazıyor orada da. Mehmet Hayri Gülümser Ağabaş. İbrahim Mehmet Hayriye Gülümser Kalabaş afiyet olsun demiş. 2006'da aslında bu çeşmeyi yukarı yaptırmışlar. Ama tekrar bir yenileme çabası içerisine girdikten sonra geçtiğimiz yıl aşağı indirip çeşmeyi yukarıdan şöyle aşağı indirip buraya bu çalışmayı yapmışlar ama çok muazzam olmuş, çok güzel olmuş. Haftlar da var böyle. Hayvanların su içebileceği yerler. Hemen şu tarafa döndüğümüz zaman kamelyalar var. Piknik yapabileceğimiz yerler. Bir, iki, şöyle üç. Şu anda burası o kadar güzel, o kadar bakımlı gözüküyor ki yapanların, yaptıranların ellerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun. Geliyoruz. Önce şuraya bakıyoruz. Bura dezgahını, masasını yaptırmışlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Bir de güzel boya attırmışlar buraya, demirlerini her yere. Hemen ortada bir küçük masa daha var ahşaptan. O da bakımı, cilasını, her şeyini yapmışlar. İçleri, kenarları, dışları tertemiz, pırıl pırıl. Aynı şekilde bir tane daha var. Burada yaklaşık 3-4 ailenin rahatlıkla piknik yapabileceği bir alan var. Bu alan gerçekten iyi hazırlanmış. Her şey yapılmış durumda. Bir kez daha bunu yapanlara çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman çeşmenin ikizi var. Buradan tam emin değiliz. Acaba öbür çeşmenin altından mı geliyor yoksa direkt ayrıca buraya su mu geliyor onu bilmiyoruz. Şöyle. Buradan da su akıyor. Şu şekilde. Su aynı zamanda yine değerleniyor. Borularla buraya mont edilmiş borularla aşağıdaki bahçelere gidiyor. Şimdi burada bir konu var. Buraya davarlar geliyor. Davarlar sularını içiyor. Çok güzel. Ama aynı zamanda bir de piknik oturma yeri var. Burayı yaptıran kişi buraya ağaçlar da dikmiş. Belki de ıhlamur ağacıydı ama davarların gelmesi durumunda bunlar kurumuşlar, kırılmışlar. Bir tanesi hatta alttan gene yeşermiş böyle. Şöyle. Şu şekilde yeşermiş. Şimdi diyoruz ki bu kenara bir tane korumalık çekilse bu alanı şey altına alsa, koruma altına alsa diyoruz. Tabii ki davarlar su falan içecek ama burada yeterince yer var. Davarların su içebileceği yere şu baştan bir tane giriş yapılsa diyoruz. Tabii diyoruz sadece. Keşke yapabilsek, imkanlarımız el verse de. Burası giriş yeri. Hemen şuraya, oradan davarlar suyunu içse, aşağı taraftan dolansa, buradan şu çukur yerden tekrar öbür tarafta toplanabilirler. Burası da güzelce bir oturma
piknik alanı olabilir. Gerçi ilçemizde çok yerde yer var ama burası da muntazam bir şekilde, hevesli bir şekilde yapılmış. Burayı değerlendirmek gerekir diye düşünüyoruz. Bugün 10 Kasım. Atamıza bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölümünün yaklaşık 85. yılı. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Buradan kapatmadan önce Soğukpınar Zirvesi'nden her nerede yaşıyor, yaşatılıyorsanız hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Özvatan'dan yakında biz de ayrılacağız, 10 gün sonra filan. Ayrılmadan önce bu videoyu da sizlerle paylaşıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Alaaddin Atay, Özvatan.